Geçen sene küçükbaş hayvanda 45 kilograma 2.790 liradan satılan kurbanlık fiyatları bu yıl 7.000 ila 12.000 lira aralığına yükseldi. Yetiştiriciler satamadıkları ve ellerinde kalan kurbanlıklar için nasıl bir yol izleneceğini merak ederken konuya ilişkin açıklamayı Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptı. Et ve Süt Kurumu Kurban Bayramı nedeniyle üreticiler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlık hayvanların satın alınacağını duyurdu. Buna göre Et ve Süt Kurumu yetiştiriciler tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılamayan kurbanlıkları satın alacak. Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir, hayvan pazarlarının durumunu, et fiyatlarını, kurban satışlarını değerlendirdi. Büyükdemir, kurbanlık hayvanların bazı besicilerin elinde kaldığını söyledi. Besiciler umduğunu bulmadı. Biraz bazı besicilerimizin elinde hayvanlar kaldı. Gerek İstanbul'a getiren besiciler olsun, gerek fiyat pahalılığından dolayı biraz besicilerimizin elinde kurbanlıklar kaldı. Peki bu kalan kurbanlıklar ne oldu? Şu anda Et ve Süt Kurumu'nun açıklama yaptı. Kendileri alacaklarını söyledi. Kasaplarımızda gerek cemiyet sezonu olmasından dolayı, turizm sezonu olmasından dolayı kasaplarımızda talep etti. Kesiyorlar. Şu anda mezbalarımızda da kesiliyor. Etlerin Kurban Bayramı öncesi fiyatlarından satıldığını dile getiren Levent Büyükdemir, zam beklemediklerini belirtti. Yani şu anda vatandaşın dolabında zaten et var. Gerek kurbandan çıktıklarından dolayı. Ette bir artış şu anda beklenmiyor. Ama ilerleyen günlerde ne olur bilemeyiz. Ama şu anda artış söz konusu değil. Aynı kurbandan önceki fiyatlara satılıyor. Yani beklenen bir zam yok şu anda. Bu Kurban Bayramı'nın durgun geçtiğini ifade eden Büyükdemir, Kurban Bayramı'nda satışların az olduğunu söyledi. Geçen bayrama göre bu bayram biraz yavaş geçti. Gerek satışlar biraz az olmasından dolayı, gerek fiyat pahalılığından dolayı biraz besicilerimiz kurbanları kaldırma sebebi bundan dolayı. Fiyatların yüksek olmasından dolayı. Tabii besicilerimiz de arttı, maliyetler arttı. Onlar da ucuza veremiyor. Bununla alakalı bu şekilde bir durum oldu yani. Hayvan stoğunda azalma olduğunu belirten Büyükdemir, ileriyi görmek zor dedi. İleriyi görmek biraz zor ama gerek hayvan stoğumuzda biraz azalma var. İşte yaz aylarından dolayı şimdi merada hayvanlar çıkacak, besiye çıkacak. O zaman daha net gözükür. Yani şu anda yeter mi yetmez mi diye bir durum söz konusu değil. Yani şu anda stoğumuz veya besicinin elindeki hayvan yeterli.